Salgınla birlikte yayılan ve tüm Türkiye'yi saran Vefa Sosyal Destek Grubu halkın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Din görevlileri de bu vefalı iyilik elçilerine destek veriyorlar. Gruplar uygulamanın başladığı günden bu yana çok sayıda haneye ulaştı. İlaçtan gıdaya tüm ihtiyaçlarını temin etti. Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarına Hızır gibi yetişiyor. Eşyaları getirdik, teslim ediyoruz. Kayseri'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlileri de zincirin en önemli halkası. İyilik elçileri sokağa çıkamayan vatandaşların kimi zaman bahçesini suluyor, kimi zaman ağaçlarını buduyor. Bu görüntülerse Kırıkkale'nin Keskin ilçesinden. Barakobası köyü İmam Hatibi Gürkan Güvenç, sokağa çıkamayan vatandaşın hayvanlarını böyle otlattı. Güvenç'in hayvan otlatırken çektiği video sosyal medyada büyük beğeni topladı. Biz onlar için sadece camilerde değil, sahalarda da görev yapmaya hazırız. Ve Hatay. Çocukları uzaktan eğitimle EBA TV'den dersleri izleyemediği gerekçesiyle kaymakamlığa başvuran 3 ailenin isteği geri çevrilmedi. Yayladağ Kaymakamlığı öğrencilerin ailelerine televizyon hediye etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi televizyonları ailelerin evlerine kadar götürerek kurulumunu gerçekleştirdi. Derslerimi dinleyemiyorum. Sağ olsun görevli arkadaşımız annem kaymakamlığa kısa bir mesaj vermiş. Abiler de getirdi, televizyonumuzu taktılar. Burası da Kırklareli. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Üsküp beldesinde ikamet eden ailenin 3 yaşındaki oğulları Toprak Ali Çorbacı'nın evine giderek doğum gününü kutladı.